Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum acil yayınlarının. E, bu seneki reaksiyon denemelerinden güzel bir türev sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Aşağıda verilen D1, D2 doğruları y eşittir fx fonksiyonunda c ve a noktalarında teğettir bc doğrusu açıortay. C noktası 9,2 olarak verilmiş. A noktasının apsisinde 5 olduğu söylenmiş. 4 çarpı f türev 5 eşittir 9 çarpı f türev 9 olduğuna göre B noktasının apsisi kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle hemen şunu bir yazalım. C noktamız 9,2 yani şurada apsisimizin 9 olduğunu söyleyebiliriz. 9 yazdığımızda karşılığının 2 geldiğini biliyoruz. Bunu unutmayalım. A noktasının apsisi de 5'miş arkadaşlar. Şuradan apsisimize indiğimizde 5 yazmamız gerektiğini biliyoruz. Ee, Şimdi bu 9,2 noktası bu fonksiyonun üzerinde öyle değil mi? Şuradaki noktamızın ordinatına da şöyle k dersek şu a noktası da ne noktası oluyor aslında? 5, k noktası. Şuradaki c noktamız da 9,2 noktası oluyor. Aynı zamanda f fonksiyonumuzun üzerinde olduğu için biz f9'un kaç geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 2 geleceğini söyleyebiliriz. Burada f türev 9'dan ve f türev 5'ten bahsedilmiş. Aslında f türev 9 burada bize fx fonksiyonu üzerinden bakarsak f fonksiyonuna x eşittir 9 absisti noktadan çizilen doğrunun eğimini verecektir. Çünkü burada fonksiyonumuzun türevini alıp 9 yazdığımızda absisti 9 olan noktadan çizilen teğetin eğimini bulmuş oluruz. Dolayısıyla aslında f türev 9'a F türev 9'un hesabını yapmak demek şuradaki doğrunun eğimini bulmak demektir. Aynı mantıkla F türev 5'i hesaplamak demek de şuradaki D2'nin eğimini bulmak demektir. Arkadaşlar şimdi biz buraya alfa dersek şuraya da alfa dersek o zaman ben şunu söyleyebilirim. Şuradaki alfa eğim açısına sahip olan D1 doğrumuzun eğimini hesaplarken yani tanjant alfayı hesaplarken bizim ne hesaplamamız gerekir? Tanjant alfa neye eşittir aslında arkadaşlar? F türev 9'a eşittir. Aynı mantıkla tanjant 2 alfada arkadaşlar kaça eşit olacaktır? F türev 5'e eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın aslında burada bir oran verilmiş. 4 çarpı f türev 5 eşittir. 9 çarpı f türev 9'dur denmiş arkadaşlar. Şurada bir oranlama yaparsak f türev 9 ve f türev 5'i aslında oranlayabiliriz. Şöyle bir bölüm yapayım ben arkadaşlar. Araya bir bölüm atayım. F türev 5'i buraya gönderirsem 9 da buraya gönderirsem 4 bölü 9 eşittir. Neyi bulmuş oluruz? F türev 9 bölü f türe 5'i bulmuş oluruz. Peki f türev 9 bölü f türev 5 bize neyi veriyordu? Tanjant alfa bölü tanjant 2 alfa'yı. Hemen şöyle yapayım. Tanjant şuradaki k noktamı şöyle sileyim arkadaşlar. Unutmayalım oradaki k noktamızı. Hemen tanjant 2 alfa'nın açılımını yapalım. E, tanjant alfa'mız zaten yukarıda bu dursun. Tanjant 2 alfa'yı yazacağız. E, şimdi tanjant 2 alfa'yı şurada bir yazayım aslında neydi? 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı. Şimdi bununla ben neyi oranlayacağım aslında? Tanjant alfayı oranlayacağım. Şu şöyle yukarı dönsün. Şunlar birbirini götürür. Ne gelmiş olur elimize? 1 eksi tan kare alfa bölü Kaç gelmiş olacak arkadaşlar? 2 gelmiş olacak. Şuradaki tanjantlar birbirini götürdü. Şurada yukarıya çıktı. Bu oran neye eşitmiş? F türev 9 bölü F türev 5'e yani 4 bölü 9'a eşitmiş arkadaşlar. Hemen bu eşittir. 4 bölü 9 diyelim. İçler dışlar yaparsak 9 eksi 9 tan kare alfa eşittir. 8 gelmiş olur. Buradan 9 tan kare alfayı 1 olarak buluruz tanjant kare alfamız da 1 bölü 9 gelir. Şimdi buradaki alfamızın dar açı olduğunu görüyoruz. O zaman tanjantının pozitif olması gerekir. Burada aradığımız tanjant alfa değerinin de o zaman 1 bölü 3 olacağını söyleyebiliriz. Geniş açı olsaydı eksi 1 bölü 3 olurdu. Bize B noktasının neyi sorulmuş arkadaşlar? Apsisi sorulmuş. B noktasının apsisi. Şu noktanın apsisini soruyor. Şimdi biz tanjant alfa'yı kaç bulduk? 1 bölü 3 bulduk. Şuradaki üçgenimizi incelersek, burada şu karşı bölü komşu oranının 1 bölü 3 olması lazım. C noktasının koordinatlarının 9, 2 olduğunu biliyoruz, yani şuranın uzunluğu kaç birim? 2 birim. Bu üçgene baktığımızda karşı bölü komşudan 1 bölü 3'ü elde edeceğiz. E karşımız 2 ise komşumuzun 6 olması lazım ki 2 bölü 6'dan tanjantımız 1 bölü 3 gelsin. Şurası 6 birimse. 9'dan 6 birim geriye gittiğimizde B noktamızın apsisini buluruz. 9 eksi 6'dan B'nin apsisinin 3 geleceğini söyleyebiliriz. Zaten soruda da bize o sorulmuş. Doğru cevabın E şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Evet güzel bir türev sorusu trigonometreden de faydalandık. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.